Aa, hepiniz bizi beklediğinize göre demek ki biraz geciktik. Ama dünyada kaybolan arıları arıyorduk Yüce Onos. Hem de bal arılarını değil, eşek arılarını. Bizim bal arılarıyla işimiz olmaz. İyilikle hiç işimiz olmaz. Yüce Onos, neler oluyor? Yüce Onos, gecikmiş bir Nisan şakası mı bu? Asla yapmaman gereken çok büyük bir hata yaptım Pandora. Ne yaptığımı söyler misiniz Yüce Onos? Pandora'ya ben kefilim. O asla yasaları çiğnemez. Ya, canım da boza istedi. Sanki etrafta bozacının şahit şıracı varmış gibi. İşte bu yüzden yargılanacaksın. Ütopya Mahkemesi kuruldu. Pandora'nın davası başlayabilir. Ya Yüce Onos, mahkemeye ne gerek var? Aramızda beşer tane penaltı atışır hallederdik ya. Bu mahkeme çok saçma. Ben hiçbir şey yapmadım. Susun! Burası magazin mahkemesi değil. Ütopya Yüce Mahkemesi'nde sessiz ve saygılı ol. Evet Pandora. Kim olduğunu dünyada 3 kişiye açıklamışsın. Ben böyle bir şey... Boşuna itiraz etme. Bizleri kandırmanın mümkün olmadığını biliyorsun. Kimliğini açıklamanın gerektiğini biliyordun. Bu konuda uyarılmıştın. İşte bu yüzden cezalandırılacaksın. Evet. Cezan... Kutuna tekrar geri döneceksin. Hayır. Hayır. Hiçbir kuvvet beni tekrar o kutuya geri hapsedemez. Dur! Pandora dur! Adaletten kaçamazsın. Ben sizin adaletinize inanmıyorum Yüce Onos. Benim minik kaktüsüm dur! Demek... beni böyle durdurabileceğini zannettin ha Selena? Aptal iyilik meleği. Demek benimle dövüşmek istiyorsun. İstediğin her zaman her yerde. Çamaşır yıkamak da. O zaman erdemde istediğimiz zaman görebiliriz. Aslı yenge gittiğinden beri çok rahatız. Kızlar, artık ev bizimdir. Normalde salonda pijamalarımızla oturmamıza hayatta izin vermezdi. Artık saat 9'da da yapmamıza gerek yok. Ayrıca televizyonda da istediğimiz kanalı izleyebiliriz. Seni bir kardeş gibi sevecek. Ben bugün burada uyumak istiyorum. Böyle ortada yatacağım. Kızlar! Size kurabiye yaptım. Hem de üzümlü. Ay süpersin Müstesna teyze. Hadi soğutmadan yiyin hemen. Ay şimdi Aslı yenge olsaydı yerleri döküyorsunuz burada yemeyin falan derdi. Ya hepimiz tek rencide ederdi. Size gide sizi. Ortalığı boş buldunuz. İşte özgürlük. Hayırdır? Hocam herhalde bavulları emaneten getirdiniz. Sensin emanet. Ezik, lafa bak. Aslı yengeniz sizleri bana emanet etti. Bundan sonra bu evde benim sözüm geçecek. Anlaşıldı mı cadılar? Çabuk şu bavulların, yoksa akşam yemek yemek yok. Ben taşırım. Sen dur müstesna. Sen bana kurabiyenin yanında limonata yapacaksın. İyi gider ikisi bir arada. Hadi siz de alın şu bavulları, yoksa tek tek rencide ederim sizi. Aslıcığımı minik.
Aşı da buradaymış. Fitnat, senin burada ne işin var? Annen yaramazlık yaptıklarında kulaklarını çekmem için bana izin verdi. Bunlara dadılık edeceğim. Aslı doğuma gidince ev size kaldı sandınız değil mi? Müstesna, sen hala burada mısın? Çabuk git limonatayı yap, hadi. Siz de bavulları yukarı çıkarın. Hadi. Öyle evin içinde pijamalarla gezmek yok. Akşam 9'da da zıbarık yatacaksınız. Giriş nasıl oldu? Manyak, gel. Gel. Yok, Allah. Ay, hormonlu bunlar. Ne? Başka numaran kaldı mı dişi iblis? Seni bütün bunlara karıştığın için çok pişman edeceğim Selena. Saksı değilim. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben Ütopya'nın en büyüğüyüm. Bana soracaksınız. Bana! Faturayı mı ödemedi Yüce Onos ya? Geldi çocuğum, geldi. Yavaş geldi kızım evladım. Üşüyorum, hassas bir bünyeye sahibim. Yavaş yavaş. Sen de taşırmadan sür ojeyi. Aslı yengenize Paris'ten geldi bu oje. Hadi hadi, taşırmadan taşırmadan. Ekrem amcam olsaydı buna müsaade etmezdi. Olsaydı etmezdi. Ama yok. Aslı yengeniz sizi bana emanet etti. Eti senin, kemiği benim dedi. Ama herhalde siz akşamı yemek yemeden uyumak istiyorsunuz çocuklar. Siz bilirsiniz. Ya ev değil, hapishane. Bastırmadan yap çocuğum, bastırmadan. Yavaş. Ben çıkıyorum. Aa, çık çocuğum, çık. İstediğin zaman gel, biz buradayız. Bastırmadan yap, bastırmadan. Ya inanmıyorum size ya, ne kadar. Ben kaçıyorum. Süperbaycığım. Ya hani dışarı çıkmamıza izin yoktu? O kural sizin için geçerli hanımefendi. Ama ileride sevgimi kazanabilirseniz belki size de izin verebilirim. Hadi hadi, Allah boş durun sevmez. Yelle çocuğum, sen de sıkı sıkı yap. Hadi güzel güzel. Neler oluyor Yüce Onos? Bu karanlığın açıklaması nedir? Ne söylüyorsun? Emin misin? Evet efendim, eminim. Sevgili Ütopyalılar, sakin olun. Maalesef Ütopya'mızın enerji taşı çalınmıştır. Ve bu yüzden enerjimiz kesilmiş durumdadır. Ama Yüce Onos, bunu kim neden yapsın ki? Ütopya'nın enerji taşını ben çaldım. Evet, ben. Onu öyle bir yere sakladım ki... Asla bulamayacaksınız. Asla. Güç taşını asla bulamayacaksınız. Asla. Artık karanlığa alışsanız iyi olacak. Vay be. Şaşırttın beni Pandora. Sen benden bile kötü çıktın be. Susun. Enerji taşını nereye sakladın Pandora? Söyle, yoksa karışma. Hiç umurumda değil. Boşuna uğraşıyorsun. Eğer enerji taşını nereye sakladığını söylemezsen... ...bir daha o kutudan çıkamayacaksın. Beni korkutamazsın Yüce Hanos. Bulamayacaksınız. Taşı hiçbir zaman bulamayacaksınız. Artık karanlığa mahkumsunuz. Sevgili Ütopyalılar,
sizden saklamayacağım. Durum gerçekten çok vahim. Ütopya'mız ciddi bir tehdit altında. Kaybedecek vaktimiz yok. 24 saat içinde enerji taşını bulup yerine koymak zorundayız. Yoksa Ütopya dönülmez bir sürece girecek. Bu süreç yok oluş sürecidir. Mukadderat, biz de faaliyetlerimize dünyada devam ederiz. Hem kötü hem de aptal. Öyle bir şey olmaz Hades. Ütopya'da herkes sihir gücünü enerji taşından alır. Yani enerji taşı bulunup yerine konulmazsa sihirsiz ve güçsüz olarak karanlığa gömülüp yavaş yavaş yok olacağız. Yapma ya. Bu taşın geri gelmesi dışında hiçbir şansımız yok. Honos olarak size söz veriyorum. Enerji taşını bulup getirene büyük bir ödül vereceğim. Büyük ödül mü? Ütopya'nın enerji taşını bulup bu ödülü ben kazanmalıyım. Bunu hemen kızlara haber vermeliyim. Yüce Honos! Burada bir adaletsizlik var Yüce Honos. Ne adaletsizliği Hades? Selena'nın yardımcıları var. Oysa siz benim yardımcımı biraz önce kutuya kapattınız ya. Evet. Haklısın. Yüce Honos, onun hem de 3 tane yardımcısı var. Eğer onun yardımcıları varsa benim de yardımcım olmalı. Ütopya'nın eşitliği adına. Pekala, sana bir yardımcı vereceğim. Senin gibi birine de uygun yardımcı ancak kötü kahramanlar mahzeninden bulunabilir. Git oradan kendine bir yardımcı seç. Ne? Kötü kahramanlar mahzeni mi? Ama Yüce Honos, oradaki hiçbir kahramanın çıkması doğru değil ki. Yüce adaletli başkan Honos, neyin doğru, neyin yanlış olacağını sana mı soracak be ucube? Çok teşekkür ederim, adaletli Yüce Honos. Müstesna! Nerede kaldı limonata? Daha seri kızlar, daha seri. Müstesna! Ben bakarım. Hayır, sen işine bak. Git sen bak bakayım ufaklık kapıyı, hadi. Güzel Ütüle, güzel. Yalap şalap iş yapma benim başıma. Çizgilerini iyice basacaksın dikiş yerlerini. Hiç yapmadın mı sen Ütü? Ozan? Selim. Erdem. Leyla. Hocam. Çocuklar, sizin burada ne işiniz var? Hocam biz Selin'le Leyla'ya bakmaya gelmiştik hocam. Ne iyi etmişsiniz çocuklar. Buyurun buyurun. İstediğiniz yere oturun diyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Dingo nahuru mu burası, lak diye giriyorsunuz akşam akşam içeri. Konu komşu ne der? Hocam konuşacaktık sadece. Ben bilirim o konuşmaları. Zamanında ben de yaptım. Hadi kış işinize hadi. Ya Ozan. Selin. Erdem. Leyla. Selin, Leyla, Özlem, ne? Sizi mi dinleyeceğim? Hadi işinize. Yallah. Öz düşmanları. Ya hocam, Ozan benim arkadaşım. Erdem de benim. Ya öyle mi? İşinize bakın çocuklar, işinize. Aslı'nın kesin emri var. Okul dışında hiçbiriniz dışarı çıkamazsınız. Hadi. Müstesna, nerede kaldı bu limonata ayol? Bağdan bahçeden mi topluyorsun limonları? Şiştim. Dilim damağım kurudu, tuzlu. Bunların tuzsuzundan alın. Bundan anladığım kadarıyla sen Hades'sin. Bravo kedi kız. Koku alma yeteneğin çok gelişmiş. Evet. 3 kilometre içindeki bir solucanın yerini kokusundan bulabilirim. Güzel. Gerçi senin kokunu bir kakalak kokusuyla hep karıştırıyorum. Çünkü ikinizin kokusu da aynı. Boş ver şimdi kakalağı falan. Talih kuşu senin başına kondu kedi kız. Neden? Çünkü yardımcı olarak seni yanıma alıyorum.
Koku alma yeteneğim çok işime yarayacak. Ya, tebrik ederim Hades. Çok doğru bir seçim yapmışsın. Haydi, şimdi sahibine layık ol. Sakın sahibine nankörlük etme kedi kız. Rezil oldum Erdem'e. Ben de Ozan'a. Bir daha asla gelmeyecekler bu eve. Ya bırak eve gelmeyi, bence bu sokağa girmezler bile bir daha. Ben Aslı yengemi özledim. Ya bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben de çok özledim. Yani beterin beteri var dedikleri böyle bir şeymiş demek ki. Ya Aslı yenge en azından sadece bizi rencide ediyordu. Fitnat Hoca Ozan'la Erdem'i de rencide etti. Kızlar! Kızlar, yardımınıza ihtiyacım var. Aa, yardım mı? Evet, Ütopya'da acil bir durum var. Yoksa Fitnat Hoca oraya mı tayin oldu? Nasıl? Yok bir şey Selena, aramızda bir espri sadece. Selena dursana bak, ciddi bir şey söylüyor Selena. Kusura bakma Selena, az önce fitnatlandık da onun şaka. Ne oldu, ne sorunu? Ütopya'nın enerji taşı çalındı. Enerji taşı mı? O ne? Ben anladım. Hani böyle havaya atınca cız cız yapan taşlar var ya. Ondan değil mi? Bizim sınıfta bir çocuk da vardı. Maalesef Nazlıcığım. Bu öyle bir taş değil. Ütopya'nın enerji taşı, enerji üreten ve tüm Ütopya'nın enerjisini karşılayan bir taştır. Ve ben onu bugün bulup yerine koymazsam Ütopya'nın sonu geldi demektir. Ve tabii benim de. Ne? Ama kim çalmış ki taşı? Pandora. Pandora mı? Evet, Pandora. Ve nereye koyduğunu da söylemiyor. Ama en azından İstanbul'da bir yerlerde olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hemen çıkıp aramaya başlayalım. Hadi kızlar. Fitnat Hoca ne olacak? Evet, Aslı yenge onu başımıza bekçi olarak bıraktı. Yani eğer dışarı çıktığımızı anlarsa yandık. Haklısınız. Hemen hallederim, hadi gelin. Ne işe yarayacak bunlar? Eğer Fitnat size seslenir veya odanıza gelmeye kalkarsa bu kamera ve alıcı sayesinde haberimiz olacak. Hadi artık daha fazla vakit kaybetmeden uçağımıza binip enerji taşını aramaya çıkalım. Uçağım mı? Evet. Yukarıda bizi bekliyor. Aynı masallardık gibi. Hadi gidelim kızlar. Hadi bakalım kedi kız. Bul şu Ütopya'nın enerji taşını. Bir takım kokular alıyorum ama tam olarak emin değilim. Acaba o kokular burada kaçak olarak kesilen eşeklerin kokusu olmasın? Hayır. Eşek kokusu değil bu. Sanki bir enerji kokusu gibi. Aferin kedi kız, aferin. Hadi çalış. Ha. Buymuş demek ki kokusunu aldığım şey. Oho. Sen böyle her gördüğün enerjiye atlayacaksan bizim seninle çok işimiz var kedi kız. Bin çeşit enerji var ya. Bu pil. Benim Ütopya'nın enerji taşına ihtiyacım var ya. Sen hiç merak etme Hades. Ben sana onu da bulacağım. Aslında Ütopya'nın enerji taşı umurumda değil. Ben Honos'un vereceği ödülü düşünüyorum. O ödülü Selena'ya kaptırmaya hiç niyetim yok. Hadi pisi pisi devam.
Selena, eğer senin söylediğin gibi enerji taşı avuca sığabilecek bir büyüklükteyse bu mesafeden onu nasıl göreceğiz? Evet Selena, biraz daha alçakta durmamız gerekmiyor mu? Ama o zaman insanlar bizi görür. Kızlar, birincisi uçan alanın üstündeyken bizi kimse göremez. İkincisi tabii ki bu mesafede enerji taşını da göremeyiz. Bu yüzden dördümüz el ele verip bu bölgede herhangi bir enerji yoğunlaşması var mı onu ölçeceğiz. Nasıl yani? Biz bunu ölçmeyi öğrenmedik okulda. Tatlım, böyle okuldaki derslerde öğrenebileceğiniz bir ölçüm değil. Nasıl peki? Kısaca şöyle söyleyeyim. Eğer bulunduğumuz bölgede bir enerji yoğunlaşması varsa dördümüz el ele verdiğimizde ellerimizin rengi kırmızıya dönüşecek. Kırmızı ışık yayacağız yani. Onun gibi bir şey. İsterseniz vakit kaybetmeyelim de bu bölgeyi kontrol edelim. Hadi verin ellerinizi. Maalesef kızlar. Enerji taşı bu bölgede değil. Başka yere bakalım. Kontrol edelim. Acaba nereye sakladı ki enerji taşını? Leyla! Efendim Selena. Efendim canım. Bana seslenmedin mi? Yok. Allah Allah. Sanki birisi Leyla dedi gibi geldi de. Evet, ben de duydum. Leyla! Sana sesleniyorum, duymuyor musun küçük cadı? İşte yine. Ama bu ses sanki... Fitnat Hoca'nın sesi bu! Kızlar! Ses saatten geliyormuş. Eyvah, ne yapacağız? Tamam, panik yapmaya gerek yok. Sadece Leyla'yı çağırıyor. Leyla, ben şimdi seni geri göndereyim, tamam mı? İyi de sonra nasıl geri geleceğim? Sen önce Fitnat ne istiyormuş ona bak. Daha sonra işini bitirince odaya gelip bana seslenirsin. Ben seni geri alırım, olur mu? Tamam. Leyla! Bak hiç efendim diyor mu cadı? Başçavuşun eşeğe sesleniyor sanki burada. Ya Selena, çabuk ol. Tamam. Ya dur bir Fitnat, ben çağırıyorum Ezgi'yi. Belli ki seni umursamıyor. Eyvah. Selena dur. Kıvılcım galiba bizim odaya geliyor. Ortam Ezgi, neredesin? Fitnat seni çağırıyor. Kızcadım. Ortancı. Böyle dolaplara falan saklanıp da Fitnat'ın gazabından kurtulabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ama yakaladım bu sefer. Ama nerede bunlar ya? Fitnat! Kahretmesin. Bu ne yok? Ben sana şekerli olacak demedim mi? Resmen şekersiz bu. Zil gibi şekersiz. Şekerli yaptım zaten Fitnat Hanım. Çok şekerli olmamış ama. Ama geçen sefer de çok şekerli demiştiniz. İkisinin ortasını istiyorum. Ne çok şekerli ne çok şekersiz, anladın mı? Şuna kısaca orta deseniz ya. Gıdaklama kadın, ortadan kaybol, defol. Emredersiniz Fitnat Hanım. Herkes bir cins bu evde ayol. Ne bu böyle? Şekersiz. Aa, bu okul müdüresi değil mi? Bundan sonrası sana ait Kinyas. Beni insanoğluyla muhatap etme. Selam toprağım. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin ayol? Nasıl girdin içeriye? Hadi kış. Hadi gözlemeci kılıklı seni. Hadi Allah rahatlık versin hadi. Rahatlık önce kafada başlar da sen kimsiniz? Ben aslanımın en yakın arkadaşıyım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Belli ayrı gitmemiş. Hatta sende biraz daha fazla gitmiş galiba. Ne diyorsun be? Asıl sen kimsin? Ben bu evin bahçıvanıyım toprağım. Yani bütün bahçe benden sorulur. Köyde de söylemesi ayıp iki dönüm arazim var. Bir de Bobo'dan kalma bir çeşme. Ay pardon, babadan kalma. Bobo Beşiktaş'ın forveti çünkü. Çok etkilendim. Bana ne ayol? Hadi işine bak, hadi. Bu arada ben Kinyas. Aman Kinyas. Kinyas git evladım. İşin neyse ona bak, tamam mı? Bu söylediğin antin kuntin kelimelerden biri dilime pelesek olacak. Çocuklar dalga geçecekler sonra.
Neyse ben bahçeye gidiyorum. İsot ekeceğim. Bana bir şey söylüyor musun? Allah akıl fikir versin diyorum. Hadi. Allah aklı fikri olmayana versin. Bu arada sesin hiç fena değil. Bir şarkı yarışmasına katılsan çok iyi derece alırsın. Kütnaz! Kütnaz! Kızlar odalarında yok. Ay ne oluyor ayol? Hırtlağıma diziyorsun lokmamı. Leyla da yok. Kızlarım hiçbiri yok. Nasıl yoklar? Yoklar? Bir şey mi oldu hocam? Ama nasıl olur? Ben yemin ederim ki odalarına daha yeni bakmıştım. Ya her yere baktım. Banyoya bile baktım. Yoktu. Ben yatak odasındaydım. Tok arıyordum. Sen utanmıyor musun Aslı yengenin odasına girmeye? İnsanların özel yaşantısı diye bir şey var değil mi? Magazin muhabiri misin sen? Kafanı her yere sokuyorsun. Ama bu yaptığı cezasız kalmayacak değil mi Fitnat? Tabii ki canım. Bu kadar bulaşığı benim yıkacak halim yok herhalde. Diğer cadılar nerede? Hı? Onlar mı? Kırtasiye'ye gittiler. Nazlı'ya kalem alacaklarmış. İyi. Hadi git bulaşıkları yıka sen de hadi. Kahve içer misin şekeri? Şekerli mi? Şekerli. Fal bakar mısın? Bakarım sana bakın. Nerede? Ne küçük idiot. Nazlıcığım ne oldu? Neden yemiyorsun Elvan'ı? Evet Nazlıcığım. Hani canı çok istemişti? Kalanını Leyla ablamı bırakmak istedim. Tatlım eğer Leyla ablan isterse ben ona da getiririm merak etme. Kızlar bu arada benim canım çok sıkkın. İnşallah Leyla bir an önce işini bitirir de gelir. Çok az vaktim kaldı. Ya merak etme Selena. Ya hep birlikte her yeri arayıp bulacağız onu. Umarım kızlar. Zaten aksini düşünmek bile istemiyorum. Hocam kollarım koptu. Daha 1,5 saattir yapıyorsun kız. Alıştınız tabii kolaya değil mi? Birazcık hayatın zorluklarını yaşayın. Öyle armut piş ağzıma düş olmaz. Hadi. Yoruldum ama. Bak. Çenen çalışacağına ellerin çalışsın. Okuldaki gibi hasarladım. Nostalji. Götürdü konuşları. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Sen devam et işine. Ne vardı Zülfikar? Efendim bütün faturaları yatırdım. Hatta 18 Mayıs tarihli bir tane vardı. Gitmişken onu da hallettim efendim. İyi paranın üstünü koy. Ne? Kaç Mayıs dedin sen bir daha söyle bakayım. 18 efendim. Ay ben bunu nasıl unuturum? Burakcığımın doğum günü 18 Mayıs. Fitnat. Bunu nasıl unuturum ben? Bir daha hayatta yüzüme bakmaz. Önce güzel bir hediye almalıyım. Sonra cilt bakımı yaptırmalıyım değil mi? Solaryuma da girmeliyim. Zülfikar'cığım sana zahmet eğer bunlar bir yaramazlık yaparlarsa ellerinden öper. Saçlarını bir tut kallıyorlar. Em evladım. Ne yani? Şimdi Hades de mi enerji taşını arıyor? Evet. Yüce Onus ikimizi de görevlendirdi. Üstelik enerji taşını bulana ödül de verecek. Merak etme biz buluruz. Çünkü biz 4 kişiyiz. Hades bir kişi. Aslına bakarsanız 2 kişi. Nasıl 2 kişi? Yüce Onos Hades'e kötü kahramanlar mahzeninden bir yardımcı almasına izin verdi. Kötü kahramanlar mahzeni mi? O ne Selena? Ütopya'da kötü kahramanların hapsedildiği bir mahzen. Eyvah ya karşımıza çıkarlarsa? Meraklanma. Benim olduğum yerde hiç kimse size zarar veremez. Kızlar bu Leyla'nın sesi. Leyla işin bitti mi? Seni geri getireyim mi? Evet Selena. Tamam o zaman hemen gözlerini kapat. Leyla ne oldu? Fitnat anlamadı değil mi evde olmadığımızı? Anlamadı ama bir sürü bulaşık yıkattı. Bir de üstüne masaj yaptırdı hanımefendi. Sen yine şanslıymışsın yalnız. Ya bir kere beni dersten çağırtıp 45 dakika boyunca masaj yaptırdı odasında. Evet. Allah'tan Burak Hoca yetişti imdadıma. Ne? Burak eve mi geldi? Yok hayır. Bugün Burak Hoca'nın doğum günüymüş. Fitnat Hoca da bunu hatırlayınca hemen oraya gitti. Eyvah! Doğru ya bugün Burak'ın doğum günüydü. Selena sakın unuttum deme. Kızlar ne yapayım? Ya enerji taşına o kadar çok aklım takıldı ki. Neyse boş ver bugünmüş sonuçta. İstersen hemen inip kutlayabilirsin biz burada bekleriz. Olmaz kızlar.
Yani enerji taşını bulup Yüce Onas'a teslim etmeden hiçbir yere gidemem. Çok az vaktim kaldı. Ne duruyoruz? O zaman aramaya devam edelim. Evet, hemen devam etmemiz gerekiyor. Ya iyi de bir oraya bir buraya bakıp bulamayız ki. Ama ne yapacağız ki? Başka çaremiz yok. Her yere bakmak zorundayız. Aslında bence Leyla haklı. Yani oraya buraya gideceğimize Pandora'nın taşı nereye saklayabileceğine kafa yorup ona göre bir plan yapmalıyız. Pandora'nın aklından geçenleri bilemeyiz ki. Doğru, bilemeyiz. Bu yüzden basit düşüneceğiz. Mesela Pandora insanmış gibi. İnsanmış gibi mi? Hı hı. Sonuçta Pandora İstanbul'a geleli sadece 2-3 hafta oldu. Her yeri bilmesine imkan yok. Doğru. Yani onun gidebileceği yerleri tahmin edip ararsak arama alanımızı daraltabiliriz, değil mi? Doğru. Şimdi düşünün bakalım kızlar. İstanbul'a ilk defa gelen bir turist olsaydınız ilk olarak nereyi ziyaret ederdiniz? Bilmem. Mesela Galata Kulesi. Oraya baktık. Ya şimdi Kız Kulesi diyeceğim ama o da altımızda duruyor ve orada da yok. Başka? Buldum. Sultanahmet Meydanı. Doğru söylüyor. İstanbul'a gelen turistlerin en çok ilgisini çeken yerler Sultanahmet'te. Mesela Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi falan. Pandora kesin gezmiştir oraları. Süpersiniz kızlar. Aferin. O zaman hemen gidelim. Hadi. Kesinlikle eminim. Enerji taşı buralarda. Yakınlarda. İyi de burası İstanbul'un en turistik yeri. Aradığımız enerji taşının burada olduğuna emin misin? Kesinlikle eminim. Kedi isterim beni hiç yanıltmaz. Enerji taşı çok yakınlarda Hades. Eğer Serena enerji taşını bizden önce bulursa o zaman senin o kedi isterini köpeklere kovalatırım. Beni tehdit etme. Çalışıyoruz işte. Sabahtan beri koklamaktan burnum aşındı. Tamam be, bana kedilik yapma, işine bak. Haydi. Psst. Hadi. Kalabalık. Eğlence vakti. Şu liseli gençlere bak. İnsanı kötülük yapmak için nasıl da tahrik ediyorlar. Dur bakayım. Olur. İyice yaklaşın. Yaklaşın. Güzel. Alo. Beyefendi, iyi günler. Ben bir dost. Size gönderdiğim fotoğraf var ya, kızınızın fotoğrafı. Ona iyice bakın. Hı-hı. Bu arada kızılcık sopası kullanırsanız sevinirim. Enerji taşı bütün konsantrasyonumu aldı götürdü ya. Nerede bu? Nerede bu ya? İşte kızlar tam altımızda. Hadi hemen kontrol edelim. Serena, yoksa işaret bu muydu? Evet kızlar, doğru iz üstündeyiz galiba. Bölgede çok yoğun bir enerji var. Ve bu da demek oluyor ki... Enerji taşı! Tamam. İşaretlere göre şu tarafta. Yani Topkapı Sarayı'nda. Evet, yani işaretler öyle gösteriyor. Ama Serena, Topkapı Sarayı çok büyük bir yer. Evet, yüzlerce oda var orada. Yüzlerce mi? Ciddi misiniz? Hı, tarih dersinde görmüştük. Ya o kadar oda içinde enerji taşını nasıl bulacağız? Keşke padişahlarımız iki oda bir salon evlerde yaşasalardı. O zaman daha kolay bulurduk. Ama maalesef Nazlıcığım öyle değil. Ve bütün odaları aramamız gerekse de bu taşı bulmak zorundayız. Peki bu enerji taşı nasıl bir şey Selena?
Evet, eğer nasıl bir şey olduğunu bilirsek tek tek ayrılıp arayabiliriz. Böylece zaman da kazanmış oluruz. Doğru. Enerji taşı nasıl bir şey? Kızlar size şöyle anlatayım. Çok parlak bir taş düşünün. Yani şu boylarda. Şeffaf, oval, su damlası şeklinde. Etrafında da yine çok parlak taşlardan olan iki sıra çerçeve düşünün. Yani öyle bir şey. Kaşıkçı elması. Ne elması? Ya abla ya, elmanın sırası mı şimdi? Enerji taşını bulduktan sonra yeriz. Nazicim, elma değil, elmas. Selena, bize tarif ettiği şekil kaşıkçı elmasının şekli. Kaşıkçı elması mı? Evet, Topkapı Sarayı'nda saklanan çok değerli bir elmas. Yani Pandora enerji taşını kaşıkçı elmasının yerine mi koydu? Tabii ya, bu yüzden hayatta aklınıza gelmeyecek dedi. Nereden gelir ki zaten? Selin, sen bu arada kaşıkçı elmasının hangi odada olduğunu biliyor musun? Sanırım biliyorum. Süper, o zaman hemen gidelim. İyi de Selena, enerji taşı kaşıkçı elmasının yerinde duruyorsa çok sıkı bir güvenlik altında demektir. Nasıl alacağız? Bilmiyorum. Önce aşağı inelim, onu da orada düşünürüz. Hadi kızlar, el ele verin. Selena, işte orada. Nerede? Ah, kızlar, etrafında da hiç kimse gözükmüyor. Desenize, bugün şanslı günümüzdeyiz. Hadi gidelim. Selena, pek sayılmaz. Oda kapalı olduğu için bütün güvenlik sistemleri devrede. Selena için fark etmez. Hemen alır enerji taşını. Evet, Leyla'cığım tamam, buraya uçan alıyla geldik ama sen de benim özel güçlere sahip olduğumu unutuyorsun. Doğru. Sen Selena'sın sonuçta. Yani görünmez olduğun için lazer ışınları seni algılamaz. Lazer ışınları mı? Evet, bir dergide okumuştum. Fanusun etrafında lazer ışını koruma kafesi varmış. Demek lazer ışınlarıyla korunuyor. Ama senin için fark etmez tabii ki. Fark etmez değil mi Selena? Yani. Fark etmezdi normalde ama. Ama? Aması... Ya geçen gün Ütopya'da meclisin önünde Hades'le ağız dalışına girdik. E'si Yüce Onos bir haftalığına ikimizin de lazer yansıtıcılarını etkisiz hale getirdi. Yani ışınlara dokunursak... ne yapacağız peki şimdi? Başka çarem yok. Bir şekilde lazer ışınlarının arasından geçerek enerji taşını almak zorundayım. Ben buldum. Sihirle alsam. Maalesef Nazlıcığım. Enerji taşını sihirle buraya getirebilecek güce sahip değilim. Neyse. Biz öncelikle şu lazer kafesi nasıl bir şeymiş onu görelim. Evet. Selena, bu lazer ışınları çok sık. Bunların arasından asla geçemezsin. Başka çarem yok kızlar. Ya enerji taşını Ütopya'ya götürmek için çok az vaktim kaldı. İyi de Selena, buradan göz göre göre geçmen mümkün değil. Geçemezsin. Ben geçirim. Nazlıcığım sağ ol ama bu iş sana göre değil. Hayır, tam bana göre bir iş. Aranızda en küçük benim. Sadece lazerlerin içinden ben geçebilirim. Aslında Nazlı haklı. Evet, sonuçta en küçüğümüz o. Bilmem ki. Nazlıcığım, bunu yapabileceğinden emin misin? Eminim Selena. Ablamlara sor. Lastik oyununda lastiğe hiç değmeden zıplayabiliyorum. Tamam. Ama çok dikkatli olacaksın. Önce gel, üstünü değiştirelim. İşte hazırsın Nazlıcığım. Çok dikkatli ol, tamam mı? Enerji taşını aldıktan sonra yerine...
bunu yerine koyarsın. Sen de gurur duyuyorum. Ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nazlı. Nazlı. Dikkat et. Tamam. Selena, kapağı nasıl açacağım? Merak etme, onu ben hallederim. Şimdi Nazlıcığım yavaşça cam kapağı açacaksın. Yavaşça enerji taşını alırken o taşı yerine koymalısın. Bakıyorum da Selena Hanım gelmemiş. İşe çıktı herhalde, birazdan gelir. Benim de bir sürü işim gücüm vardı ama kendimim diye söylemiyorum. Ne yaptım? Bütün işlerimi bıraktım geldim. Çünkü neden? Çünkü neden diye bir şey olmaz Fitnat Hanım. Ya çünkü diye ya da neden diye başlarsınız cümleye. Ay bırakın şimdi Türkçe öğretmenliğini canım. Burası okul mu? Hem biz burada amir memur değiliz. İki yakın arkadaşız, öyle değil mi? Öyle mi? Öyle tabii. Rahatlayın canım, rahatlayın. Şey ne diyeceğim? Neden bana arka odadaki pul koleksiyonunuzu göstermiyorsunuz? Pul koleksiyonu mu? Evet. Benim pul koleksiyonum yok ki. Aa, geç kalmış sayılmazsınız. Şu dakikadan itibaren pul biriktirmeye başlayabilirsiniz. Aklıma ne geldi? Neden arka odaya geçip sakladığınız mektupların üzerindeki pulları tek tek beraber sökmüyoruz? Ben arkadaşlara bakayım. Bir ihtiyacı olan var mı? İhtiyacı olan var. Sevgiye, ilgiye ve de şefkate. O da ben. Aferin sana Nazlıcığım. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum.
bir tane çikolata pastası isterim. Ütopya'yı kurtardın ve sadece ödül olarak çikolatalı pasta mı istiyorsun? Selena, benim kafama bir şey takıldı. Eğer bu enerji taşıysa gerçek kaşıkçı elması nerede? Hiçbir fikrim yok. Gerçi doğrusunu söylemek gerekirse enerji taşını Honos'a teslim ettikten sonra ben de bu soruyu Pandora'ya sormayı düşünüyorum. Ama gerçek kaşıkçı elmasının yerine konması gerekiyor. Çünkü o çok önemli bir kültür mirası. Elbette. Ama dediğim gibi yani gerçek kaşıkçı elmasının yerini sadece Pandora biliyor. Eyvah! Yoksa Pandora kaşıkçı elmasıyla kendine tek taş yüzük mü yaptı? Sanırım gerçek kaşıkçı elmasını buldum. Ne? Bağırma be manyak! Ütopya'nın enerji taşı bu. Eğer canın beş taş oynamak istiyorsa sokakta oyna. Hadi. Bu taşı sana kaptırmaya hiç niyetim yok Selena. Bırak artık dövüşmeyi. Alacağımızı aldık. Artık gidelim. Selena! Kızlar, iyisiniz değil mi? Selena, aldığın taşın enerji taşı olduğuna emin misin? Umarım öyledir. Enerji taşını bulabilecekler mi acaba? Az bir zamanımız kaldı Yüce Onos. Enerji taşının bir an önce bulunması lazım. Evet, bulunması lazım. İster Hades bulsun, ister Selena bulsun. Yeter ki bulunsun. Yüce Onos, ya enerji taşını kimse bulamazsa? O zaman ne olacak efendim? Kötü. Çok kötü. Bunu düşünmek dahi istemiyorum. Yepa! Yüce Onos, Yüce Onos. Bu ne? Ütopya'nın enerji taşı. Tek taşımı kendim aldım Yüce Onos. Böylece büyük ödül de benim. İşte Pandora'nın çaldığı enerji taşı Yüce Onos. İki tane taş var. Bir tane olması gerek. Hangisi gerçek acaba? Gerçeği bendedir Yüce Onos. Hayır. Asıl benimki gerçek taş. Hadi be oradan. Seninkinin dünyaların değer verdiği o uyduruk elmas denen madenden başka bir şey olmadığı belli. Kimse yemez bunu. Asıl sen kendi taşına bak Hades. Seninki sahte. Tamam, susun. Hangi taşın gerçek olduğunu şimdi anlarız. Peki şimdi rahatız bari. Ya bütün gün yaptırmadığı iş kalmadı. Aslı yenge Fitnat Hoca'dan daha iyi. Evet ya, Fitnat Hoca bütün gün masaj yaptırıyor. Ama senin de masajın iyidir. Çok komik. İstersen senin omuzlarına da yapabilirim. Ay yok yok, istemem. Asıl kötü durumda olan ellerim. Ya bütün gün ütü yapmaktan ellerim koptu. Ben de çamaşır katlamaktan yoruldum. Oh! Keyfine bak ya. Siz bu rahat hayatınızın keyfini çıkarın. Nasıl olsa Fitnat gelecek. Bakalım o zaman ne yapacaksınız he? Ne yapacağız Kıvılcım? Nefesimizi tutarız. Çok komik. Dökerim ha. Bak geldi işte. Bittiniz siz ya. Söylüyorum. Oh. Ekrem sen miydin? Merhaba. Beni gördüğüne sevmedin galiba. Ekrem abla. Merhaba kızlar. En az bizim bu ezikler kadar sevindim. Yalnız bunlar gibi yapmacıkları Ekrem amca demiyorum. Bakın size Amerika'dan ne çok hediye getirdim. Çok teşekkür ederiz. Erken döndünüz amcacığım. Evet, bir şirket teklif verdi bizim şirketi satın almak için. Ben de yengenizi hastaneye yatırıp hemen atladım uçağa döndüm. Şirketi satacak mısınız? Yok, şimdilik düşünmüyorum ama tekliflerini bir inceleyeceğim. Bu arada diğerleri nerede? Müstesna teyze namaz kılıyor. Züfkar da arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Güzel. Peki Kinyas'la Fitnat Hanım? Kinyas bugün işe gelmedi. Fitnat Hanım da Brokacı'nın doğum gününe gitti.
Oo, desenize hepsi bir tarafa dağılmış. Ben ortadan kaybolur kaybolmaz değil mi? Sizi de tek başınıza bırakmışlar öyle mi? Evet. Önce Hades'in taşına bakalım. Kahretsin! Hades'in taşı gerçek enerji taşı değil. Şimdi Selena'nınkine bakacağız. Evet, Selena'nın getirdiği gerçek enerji taşı. Selena kazandı. Sana güvenmekle aptallık etmişim. Kazanana nasıl ki bir ödül veriyorsak, kaybedene de ufak bir ceza vermezsek ayıp olur, değil mi? Yüce Onos, ben şimdi onun cezasını veriyorum. Bu kediyi geldiği mahzene geri gönderiyorum, hiç merak etmeyin. Hayır! Oraya gönderme beni. Konuşma be! Geldiğin mahzene geri döneceksin. Yazıklar olsun. Bir de kediler için nankör derler. Ne oluyor be? Kuduz muduz bulaştırır şimdi bu bana. Ne diyorsun canım? Gördüğünüz gibi Yüce Onos, ben kedi kızın cezasını verdim. Ya, işte senin gibi iblisler daha nankör. Konuşma be. Bana ceza vermenize gerek yok ki Yüce Onos. Bakın kedi kızı yok ettim. Bir kedim bile yok artık. Var. Sendeki taş enerji taşı olsaydı ödülü sen alacaktın, kedi kız değil. Bu durumda da cezayı senin alman gerekiyor. Cezan zor değil, merak etme. Cezam nedir Yüce Onos? Sendeki taş gerçek kaşıkçı elması. O taşı hemen götürüp Topkapı Sarayı'ndaki yerine koyacaksın. Yüce Onos, yapmayın, etmeyin. Orası lazer kaynıyor. Bu senin sorunun. Sakın orada da uyanıklık yapmaya kalkma. Seni buradan izleyeceğim. Bilesin. Yüce Onos, güneş kremi var mı? Selena, bunların hepsi senin yüzünden. Sana bunları ödeteceğim. Seni beni bırak da nazar ışınlarına dikkat et. Kuyruğun yanmasın Hades. Evet Selena, sıra geldi senin ödülüne. Ödülünü verme zamanı. Yüce Onos, zaman dediniz de aklıma geldi. Gitmem gerekiyor. Ben Burak'ın doğum gününe geç kaldım. Benim için ödül Burak'tan daha değerli değil. Hiçbir şey aşktan daha güzel, daha değerli olamıyor. Ben... İnsanlara hırsızlık yapmalarını tembih eden karanlıklar lordu Hades, şimdi dünyanın en önemli elmaslarından bir tanesini yerine koymaya gidiyorum. Ah, Yüce Onos! Hades, Hades olalı böyle eziyet görmedi ya! Bir dakika. Ya bu elması değil de sahtesini koyarsam yerine? Hem böylece Afrika'daki savaş meraklısı kabilelerden bir tanesinin reisine veririm. Hem onun parasıyla gider silah milah alır. Harikasın Hades. Şimdi elmasın sahtesini yapalım. Tıpkısının aynısı oldu be.
Annesi gelse hayır da demez. Honos'a da elması yerine koydum derim, olur biter. Hayrola, nedir o elindeki ailes? Kaşıkçı elması, Yüce Honos da siz nereden çıktınız ya? Ondan bahsetmiyorum. Arkaya sakladığın elinden bahsediyorum. Bu mu? Bu Amasya elması. Fuzlu fuzlu, çok güzel. İstiyorsanız size de 2 kilo getirebilir miyiz Honos? Bağırsakları çalıştırır ha? Bırak bu saçmalamayı Hades. Ne yapmak istediğini bilmiyorum zannetme. Elması yerine koyup oradan ayrılana kadar seni buradan izleyeceğim, unutma. Ne yapacağım Yüce Honos? Teyzem beni. Ay, kurt varmış bunda ya. Of. Bakalım burası nasıl korunuyormuş. Oha! Abartsaydınız. Küçücük elması korumak için bu kadar lazer israf edilir mi ya? Ben bu kadar lazerle Ütopya'yı korurum be. Yok. Ben kesin geçemeyeceğim buradan. En iyisi bu elması şuraya bırakayım. Sabah temizlikçi falan birisi gelir, nasıl olsa yerine koyar. Yok Yüce Honos, ben lazerlere bakmak için eğilmiştim bu açıdan. Geçemeyeceğim ben buradan. Ayağım! Yandım! Kolum! Of! Rasyonel nefret ediyorum, nefret! Of! Kim getirdi ki bunu? Bu ne? Yardımınız için çok teşekkürler kızlar. Ama Burak'ın doğum gününe gitmek zorunda olduğum için yanınıza gelemedim. Bu pasta senin için Nazlıcığım. Hadi ye.